Değerli misafirler, sevgili basın mensupları, haftalık grup toplantımızı yapmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hepiniz grup toplantımıza hoş geldiniz. Eskişehir il yöneticilerimiz ve üyelerimiz ve ataması yapıldığı halde güvenlik soruşturulmasından geçirilmeyen sağlık bölümü mezunu dostlarımız aramızda. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Sevgili Semih Özakça'nın annesi Sultan Özakça aramızda. Ona da hoş geldiniz diyoruz. Değerli dostlar, dün Bakanlar Kurulu'nda OHAL 6. kez uzatıldı. Bütün hukuki hakların askıya alındığı OHAL'i tekrar uzatmakla iktidar bilmelidir ki üzerinde durdukları zemin çatırdıyor. Sevgili Grup Başkan Vekilimiz İdris Baluken'e katıldığı miting, yaptığı konuşma ve gittiği kamuya açık toplantılardan dolayı verilen 16 yıl 8 ay cezayı asla kabul etmiyoruz. Sevgili İdris Baluken atmadığı bir tweetten bile yargılandı. Verilen bu cezada açık bir mesaj var. Türkiye'deki barış umudu, demokratik siyaset cezalandırılmak isteniyor. Ve şunu da iyi biliyoruz ki İdris Baluken'e verilen bu ceza başka yerlerde verildi ve artık bağımsız mahkemelerin varlığından söz edemediğimiz bu ülkemizde mahkeme sadece bu kararın okunmasına aracılık etti. Sevgili İdris Baluken'i ve tutuklu diğer milletvekili arkadaşlarımızı buradan selamlıyor. Onlar ve tüm siyasi tutsaklar özgür olana dek mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Bugün 3 kadın siyasetçinin Paris'te bir komplo sonucu öldürülmesinin de 5. yıl dönümü, Sakine Cansız, Leyla Şahlemez ve Fidan Doğan'ın katledilmesinde rol alan güçlerin açığa çıkarılması ve cinayetin aydınlatılması için mücadeleye devam edeceğiz. Değerli dostlar, dün Evrensel Gazetesi muhabiri, hepimizin çok sevdiği bir gazeteci dostumuz Metin Göktepe'nin işkencede katledilmesinin 22. yıl dönümüydü. Metin'in izinden gidip hakikat arayışında olan tüm gazetecileri, tüm baskı ve zorbalıklara rağmen iktidarın asla diz çöktüremediği Ahmet Şık'ı, Nedim Türfendi, çizdiği resimlerle hapislere sığmayan Zehra Doğan'ı da buradan selamlıyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere parti sözcümüz Sayın Ayhan Bilgen'i kürsüye davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, değerli misafirler, ben de yeni yılın bu ilk grup toplantısında her grup toplantımıza başlarken yaptığımız gibi bir kez daha cezaevinde tutulan eş başkanlarımızı, milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı, gazetecileri, akademisyenleri selamlayarak başlamak istiyorum. Grup başkan vekilimiz isimlerini andı ama ben de bir kez daha anmak istiyorum. Metin Göktepe katledildiğinde 22 yıl önce dönemin İçişleri Bakanı duvardan düştü, kafasını vurdu diye açıklama yapmıştı. Sonra kamuoyu duyarlılık gösterdi, tepki gösterdi ve işkence altında dövülerek öldürüldüğünü resmi olarak da kabul ettiler. Ve ne yazık ki değerli arkadaşlar, Metin Göktepe'yi katledenler sadece 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla sonra tahliye oldular, aftan faydalandılar. Başka adını anmamız gereken isimler de var. Önce 2 gün önce kaybettiğimiz
Tekirdağ İl Eş Başkanımız Salim Gümüş'ü anmak istiyorum. Ailesine, sevenlerine, bütün partililerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Bir trafik kazasında kaybettik İl Eş Başkanımızı. Yine aramızdan 3 yıl önce ayrılan HADEP Genel Başkanı Sayın Murat Bozlak'ı anmak istiyorum. Sayın Bozlak, özellikle kendisine yönelik saldırıda, saldırı sonrasında takındığı tavırla aslında hafızalarımızda, tetikçisiyle ilgili söylediği söz hiçbirimizin unutamayacağı bir insanlık dersi içeriyor. Tetikçinin yargılandığı davayı takip bile etmiyor. Bizim işimiz tetikçilerle değil, arkasındakilerle diyor. Yine unutmamamız gereken, hatırlamamız gereken başka 3 kadın arkadaşımız var. Silopi'de, ablukalarda 5 Ocak 2016 tarihinde katledilen Seve, Pakize ve Fatma'yı da burada anmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, tabii 9 Ocağı özellikle ifade edeceğim ama nasıl siyasetçilerimizden, gazetecilerden vazgeçmiyorlar, öfkeleriyle, nefretleriyle onlara yaşamı çok görüyorlarsa, mezar taşlarından da intikam almaya çalışıyorlar. Mezarlıklara bile saygı, tahammül göstermiyorlar. Garzan'da hepimiz biliyoruz, aileler takip ediyor, insan hakları örgütleri gündeme taşımaya çalışıyor ama yüzün üzerinde cenaze mezarlıktan çıkarılıyor, mezarlardan çıkarılıyor, İstanbul'a adli tıpa gönderiliyor, mezar taşları kırılıyor. Evet, 9 Ocak özellikle kadın siyasetçilere, kadınlara tahammülsüzlük açısından sembol bir tarihtir. Paris'teki katliam sadece 3 kadına yönelik bir tutum, bir tahammülsüzlük, bir nefret ve öfke değildir. Paris'teki katliam bir boyutuyla uluslararası işbirliğinin görülmesi gereken, göz ardı edilmemesi gereken bir olaydır. Ama bir boyutuyla da Türkiye'de devletin alışkanlıklarına, devletin bildik uygulamalarına dikkat çekmek açısından son derece ibretliktir, ders vericidir. Değerli arkadaşlar, 3 Ocak 2013 tarihinde görüşmeler var. İmralı heyeti, BDP heyeti, devlet heyeti görüşme sırasında ilk toplantısını yapıyor ve üzerinden bir hafta geçmeden 9 Ocak'ta da Paris'te bu katliam gerçekleşiyor. Bu da gösteriyor ki bir taraftan güya sorunu çözmek için analar ağlamasın diye barış elini uzatanlar öbür elleriyle de tetikçilere yol göstermişler, hedef göstermişler. Şüphesiz bu saldırı, bu katliam doğrudan barış arayışına, barış umuduna, barış beklentisine yöneliktir. Ve gerçek failleri saklansa da, örtülse de bir gün mutlaka ortaya çıkacaktır. Aslında çıkmaya başlamıştır. Değerli arkadaşlar, Ömer Güney'in tam da mahkemeye çıkmadan 36 gün önce Fransa'da hastalanıp öldüğü iddiası Fransa'nın sabıkasına, siciline girecektir. Bugüne kadar Türkiye hükümeti bu olayın aydınlanması için ne kadar üzerine düşmüştür, Fransa ne kadar gereğini yapmıştır, bunu tarih mutlaka hak ettiği yere yazarak değerlendirecektir. Ama bugün ortaya çıkan imzalar, Ömer Güney'le iletişim kurdukları bilinen isimler, istihbarat örgütünün en üstünde görevli isimlerin bir süre sonra, çok yakında, 15 Temmuz öncesinde de Adil Öksüz'le ne kadar yoğun bir temas içinde olduklarını bir gün tarih yazacaktır ve Türkiye toplumu da, bütün insanlık da öğrenecektir. Değerli arkadaşlar, bu saldırının, bu katliamın barışa yönelik olduğunu ifade ettik ama barışa yönelik infazlar, katliamlar ne kadar dikkat çekiciyse, ne kadar önemliyse, yine barışı mahkum eden mahkeme kararları da bir o kadar önemlidir. Biz
sadece bir hafta içerisinde, geçtiğimiz hafta birkaç gün içinde ceza alan partililerimiz, üyelerimiz, yöneticilerimiz değil, sadece milletvekillerimizin, parti yöneticilerimizin birkaçının ismini paylaşayım sizlerle. Leyla Birlik, Sabahat Tuncel, Adem Geveri, Nursel Aydoğan ve biraz önce ifade edildi Sayın Baluken. Bir haftada HDP'li, DBP'li siyasetçilerin payına düşen budur arkadaşlar. Bu demokratik siyaseti mahkum etmektir. Bu barış arayışını, özgürlük arayışını mahkeme salonlarında mahkum edeceğini sanmaktır. Sayın Baluken hangi suçlardan yargılandı? Katıldığı mitingden, düzenlediği basın toplantısından, yazdıklarından, söylediklerinden. Hadi yazıp söylediklerine, kürsüde ifade ettiklerine tahammülleri yok. Bunu anladık ama yazmadıklarından dolayı da ceza aldı değerli arkadaşlar. Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nün kendisine ait bir sosyal medya adresinden atılmadığını tespit etmiş olmasına rağmen sosyal medya mesajından ceza aldı. Emniyetin raporuna rağmen bu ceza verildi. Yine katıldığı iddia edilen bir cenazeden dolayı ceza verildi. O gün mecliste olduğu, meclis tutanaklarında sabit olmasına rağmen bu ceza verildi. Yani burada siyaset yaptığınızda, barışı savunduğunuzda, çözümü savunduğunuzda sadece yaptıklarınızdan, söylediklerinizden değil, yazmadıklarınızdan dolayı da yargılanıyorsunuz. Bulunmadığınız ortamlardan dolayı da cezalandırılabiliyorsunuz. İşte yargının nasıl bir duruma düşürüldüğü, siyasetçilere nasıl bir tahammülsüzlük gösterildiği sadece Baluken davasında bile çok net biçimde görülüyor. Yine fezlekeleri hazırlayan savcı Ahmet Karaca, biliyorsunuz aynı zamanda MİT tırları davasında adı geçen isim, hükümete yönelik bir iş yaptığında bu savcı hain ilan ediliyor ama İdris Baluken'le ilgili hazırladığı dosyalar referans kabul ediliyor, mahkumiyet için gerekçe haline getirilebiliyor. Biz tabii hangi arkadaşımıza ne kadar ceza verirlerse versinler, ne bu cezayı alan arkadaşlar, ne onların bayrağını yere düşürmemek üzere mücadele yürüten arkadaşlar, hiçbirimiz barışı savunmaktan, demokrasiyi savunmaktan, özgürlükleri, hakları savunmaktan ve onurlu yaşamaktan asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz haftalarda gündeme giren, özellikle toplumsal boyutu içimizi acıtan, tüylerimizi ürpeten taciz vakaları, ekranlara yansıyan görüntüler, intihar ve katliam vakaları var. Bir ülkede kanunları yanlış olduğunda düzeltebilirsiniz. Yöneticileri değiştirebilirsiniz, daha iyisini seçebilirsiniz. Ama bir toplum çürüdüğünde, çürümeye yüz tuttuğunda bunu öyle kanun yapar gibi kolayca değiştiremezsiniz, düzeltemezsiniz. Ya da sandıktan bir yönetici değiştirmek üzere irade koyar gibi toplumu doğru düzgün, insanca yaşanılabilir bir atmosfere, bir ruh haline çekemezsiniz. Değerli arkadaşlar, bir baba 4 ve 2 yaşındaki iki çocuğunu katlediyor, öldürüyor. İnternetten aldığı 500 liralık bir pompalı tüfekle, annenin ifadesiyle. Sonra kendisi intihar ediyor. Elbette ki bu konunun toplumsal boyutu kadar, hani nasıl bu hale geldik, nasıl bu hale düştük, toplumsal boyutuyla ilgili yüzleşme, hesaplaşma kadar devletin buradaki sorumluluğuna dair de gerçeği açık konuşmak zorundayız. Ülkeyi yönetenlerin sadece acı paylaşmak, sadece babayı suçlamanın ötesinde vermeleri gereken bir hesap var galiba. Anne defalarca başvurduğunu söylüyor savcılığa, polise, karakola. Ama o iki çocuğu, o iki sabiyi koruyacak polis bulunamıyor. Güvenlik gücü bulunamıyor. Arama yapacak, silahı yakalayacak kimse çıkmıyor. Çünkü koruma orduları sadece protokolü koruyor. Bir devlet değerli arkadaşlar çocuklarını korumuyorsa, çocuklarını koruyamıyorsa, aksine silah alımını teşvik ediyor,
cesaretlendiriyor, özendiriyorsa bu sadece toplumsal çürüme diye tanımlanabilecek, sadece münferit bir olay gibi geçiştirilecek ve sadece olayın failinin üzerine yıkılabilecek bir durum değildir. Bu bir sistemin çökmesidir. Bir sistemin topyekün insan hayatını değersizleştirmesidir. Tabii devlet niye var? Devletin bunca kurumu ne işe yarar sorusuyla yüzleşmemiz gerekiyor. Bakın, bu açıdan ciddi bir bütçeye sahip belki de en devasa kurumlardan birisi Diyanet. Güya toplumda değerleri koruması gerekiyor. İnsanca yaşamanın çabasını, çalışmasını ortaya koyması gerekiyor. Kadınlar sokakta Diyanet adına söylenen sözler, kimi ilahiyatçı kılıklı ya da işte İmam Hatip'te din dersi öğretmeni kisvesi altındaki kişilerin utanç verici, ahlak dışı sözleriyle, mesajlarıyla, fetvalarıyla ilgili duyarlılıklarını ortaya koyuyorlar. Değerli arkadaşlar, şüphesiz bir toplumda çürüme herkes için önemlidir, herkes için dikkate değerdir. Ama tam da bu çürümeye karşı görev alsın, sorumluluk üstlensin diye 4-5 bakanlıktan daha fazla bütçeye sahip bir kurum tam da bu çürümeye hizmet eden mesajlar veriyor, açıklamalar yapıyorsa bu tuzun koktuğunu gösterir. Şimdi insafla ve adaletle soralım değerli arkadaşlar. Din bu mu? Yani 9 yaşındaki çocuğun evlenmesi ya da işte erkekleri gördüğünde sakalsızla, sakalsızsa tahrik olduğunu söyleyen ilahiyatçılar, öğrencisini taciz edip sonra da şeriatın hükmünü uygulayalım diye yargılanmaktan, hesap vermekten kaçacağını sanan din bilgisi öğretmenlerine sormak gerekiyor. Din bu mu? Eğer din buysa, bu din ahlakın neresinde, insanlığın neresinde, kabul edilebilir değerlerin neresinde duruyor? Yok, din bu değilse, Diyanet dinin neresinde? Diyanet ahlakın, aklın, bilimin, İnsanlığın ortak kazanımlarının laikliğin neresinde diye sormamız gerekiyor. Değerli arkadaşlar, şüphesiz toplumsal çürümeye dair ve bu toplumsal çürümede devletin rolünün, sorumluluğunun ne kadar büyük olduğuna dair galiba altını çizmemiz gereken önemli konulardan birisi de uyuşturucu konusu. 2015 verilerine göre Türkiye'de tabii tedaviye başvuranlar üzerinden ancak rakamlar tespit edilebiliyor. Sorunun ne kadar devasa, ne kadar büyük olduğunu biliyoruz ama rakamlara yansıyanlar sadece başvuru yapanlar. 2015 verilerine göre 10 yılda uyuşturucu kullanımındaki artış %700. Bakın, muhafazakar bir iktidar var ve uyuşturucu kullanımında bu yeni nesil, yeni kuşak, dindar nesildeki rakamlardan bahsediyorum. Yine uyuşturucu bağımlılığından ölümlerin oranı %250 artmış. Peki bu rakamlar niye 2015 yılına ait rakamlar? Çünkü 2015 yılından sonra değerli arkadaşlar, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi TÜBİM'in artık rakam açıklamadığı, istatistikleri, verileri açıklamadığı bir ülke. Neden açıklanmıyor? Bu korkunç tabloyla yüzleşmeyelim diye. Peki rakamları açıklamadığınızda gerçekler ortadan kalkıyor mu? Hayır. Hepimiz biliyoruz ki okulların bahçelerinde çocuklarımızı zehirleyenler işlerini yapmaya devam ediyor. Ama tıpkı nasıl iki küçük çocuğu korumaya polis, güvenlik gücü bulunamıyorsa, insan hakları anıtını korumak için, insan hakları anıtını Yüksel Caddesi'nde insan hakları savunucularından korumak için onlarca polis bulunuyor. Herhangi bir yerde küçücük bir pankart açtığınızda el koyacak onlarca polis çıkıyor ama okul önlerinde çocuklarımızı uyuşturucu tacirlerinden korumak için ciddi bir güvenlik tedbiri alınacak imkan bulunamıyor. Değerli arkadaşlar, hepiniz hatırlayacaksınız. Türkiye siyasetinde uyuşturucuyla mücadele açısından belki tarihe geçecek bir cümleyi yıllar önce bir MHP'li siyasetçi söylemişti. Şevket Bülent Yahnici, herhalde hepiniz hatırlarsınız, bir gazeteye verdiği büyük bir röportajda diyordu ki bu ülkede toroslar eskortluk yapmadan, beyaz toroslardan söz ediyor, beyaz toroslar eskortluk yapmadan
uyuşturucu ticareti yapılamaz. Dolayısıyla İçişleri Bakanı hani ayak kırma edebiyatı yapmadan önce, yıllar önce söylenmiş bu gerçeğe dair ne düşünüyor, neyi ciddi bir tedbir olarak önüne koyma niyeti taşıyor, bunu paylaşması gerekiyor. Dünyada bırakın ayak kırmayı, değerli arkadaşlar, uyuşturucu baronlarına, kafalarına sıkanlar, infaz eden ülkeler var. Yani Soylu'nun söylediğinden çok daha ilerisini yapıyorlar. Mesela Meksika var, Kolombiya var, Brezilya var. Her gün infazlar gerçekleşiyor. Peki bu ülkelerde uyuşturucuyla mücadelede alınan bir mesafe var mı? Hayır. Neredeyse artık ülkeleri, ekonomilerini uyuşturucu baronları yönetiyorlar. Peki uyuşturucuyla mücadelede başarılı olan ülkeler ne yapıyorlar? Onlar eğitim politikalarını sorguluyorlar. Yetiştirdikleri insan tipiyle yüzleşiyorlar. Onlar kolay zengin olma hevesini masaya yatırıyorlar. Onlar gelir dağılımındaki çarpıklıkla uyuşturucu kullanımı arasındaki ilişkiyi masaya yatırıyorlar, bunu sorguluyorlar. İşte bizde bunu yapabilecek bir akıl, bunu yapabilecek bir cesaret ve kararlılık olmadığı için ayak kırmayla uyuşturucunun çözüleceği algısı ve habu oluşturuluyor. Değerli arkadaşlar, sadece bir tane örnek vererek bu konuyu bitireceğim. İki ay önce bu çatıda, Kasım ayında uyuşturucuyla mücadele için muhalefetin zorlamasıyla bir komisyon kuruldu. Ama hala komisyona üyeler seçilmedi ve dolayısıyla da komisyon henüz çalışmaya başlayamadı. Şimdi her gün çocuklarımız ölürken, kaldırımlarda dökülürken, sokaklara serpilirken bu konuyla ilgili araştırma yapacak bir komisyonun kurulması için iki ay beklemenin samimiyetle bir izahı olabilir mi? Kararlılıkla bir izahı olabilir mi? Değerli arkadaşlar, ne yazık ki Türkiye gittikçe hem hukuk zemininde, hem ekonomide, hem toplumsal zeminde çürüyor, çöküyor. Bu çöküşte, bu çürümede biz özellikle ülkenin nasıl yönetildiğine dair çok net bir tutumu, net bir fotoğrafı çekmek zorundayız. Bakın, cezaevleri fotoğrafı her hafta olduğu gibi yine gündemimizde. 32 yaşında kanser hastası Selman Aşçı, Şakran cezaevinde tedavi edilmediği için bağırsakları patlayarak hayatını kaybetti. Yine medyada daha çok yer bulduğu için biliyorsunuz, Kepsut'ta Ulaş Yurdakul cezaevinde infaz edildi. Kim öldürdü? Öldüren kişi annesine telefon etti ve ne söyledi hepiniz biliyorsunuz. Bu görevi ifa edenler, durumdan vazife çıkartanlar terörle mücadele ettiklerini söylediler. Bir cezaevinde, yani devletin kontrolündeki bir yerde birisi infaz ediliyor, öldürülüyor, sonra da gururla aileye müjde veriliyor. Değerli arkadaşlar, cezaevlerinde tek tip kıyafetle ilgili dayatma, ısrar, emin olun ki bugün duyduğumuz, bugün aktardığımız vakaların onlarca katı vakanın yaşanmasına sebep olacak. Geçmişte bu konuda ısrar edenlerin, bu konuda dayatma ortaya koyanların hangi sonuçlarla karşılaştığını, bunun ne kadar provokatif bir tutum olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Galiba ülkeyi yönetenler de biliyor. Eğer biliyorlar ama bile bile bu pişkinlikle hareket ediyorlarsa, bunun bırakın iyi niyetle, bırakın adil yargılamayla, hukuk devletiyle izahını, bunun çok daha ötesinde bir hesabı, planı işaret ediyordur. Ve bir muhalefet lideri, değerli arkadaşlar, dün cezaevlerinde tek tip kıyafetle ilgili diyor ki, ne yapılacaktı? Smokin mi giysinler? Şimdi cezaevindeki gazetecilerin, akademisyenlerin, siyasetçilerinin smokin giymek gibi bir dertleri, beklentileri, hesapları hiç olmadı. Onlar ülkeleri için bir şeyler yapmak, ülkelerinin karşı karşıya bulunduğu tehlikeye dikkat çekmek için ellerinden gelen çabayı sarf ettiler ve onun da bedelini ödüyorlar. Ama kafayı smokine takanlar var. Tek gündemi Cumhurbaşkanlığı seçimi olan, tek gündemi 2019'da ne olacak,
partimiz parlamentoda kaç milletvekiliyle temsil edilecek derdine düşmüş olanlar var. Bu sözün sahibi aslında kendi derdini ifade ediyor. Kendi smokin hesabını ya da smokini kimin giyeceğinin hesabı içerisine düşmüş. Meşhur bir sözdür. Başkalarının yolunda yürüyenler iz bırakmazlar. Tabii bu ittifakta, bu ilişkide 2019'a dair Cumhurbaşkanı hesaplarında kim kimin izinde yürüyor bilmiyoruz. Ama birbirlerini çok sevdiklerini sadece arka arkaya dinlediğiniz mesajlardan anlıyorsunuz. İsterlerse Katolik nikahı da kıyabilirler. Bir daha ayrılmamak üzere de bir araya gelebilirler. Böyle kafamızı karıştıracak A artı B artı C artı D falan gibi hesaplara da hiç gerek yok. Biz elbette seçim barajı ile ilgili, ittifaklarla ilgili düşüncemizi, ilkesel yaklaşımımızı ifade ettik, ifade etmeye de devam ederiz. Ama bari bize akıl vermesinler. Değerli arkadaşlar, malum siyasetçi Ferdi Tayfur'u çok seviyor biliyorsunuz. Ve Türkiye siyaseti de galiba bu arabesk anlayışla, bu arabesk ruh hali içinde yönetilmeye devam edecek. Ben de bu nedenle Ferdi Tayfur'un dillendirdiği şarkılardan birisinden iki mısrayı sadece sizlerle paylaşayım. Hani diyor ya, huzurum kalmadı fani dünyada, yapıştı canıma bir kara sevda. Belli ki siyasetçi kimliği, smokin, cumhurbaşkanlığı koltuğu birilerinin ruh dünyasına bir kara sevda gibi yapışmış ve o sevdadan kurtulamadıkları için ülkenin ateşe sürüklenmesini dert etmiyorlar ve başka dertler üzerinden herkesi itham etmeye kalkıyorlar. Sayın Eş Başkanımız cezaevinde Sayın Demirtaş yıllar önce bu durumu aslında çok güzel tarif etmişti. Demişti ki Erdoğan'ın başkanlık hevesiyle ilgili, ille başkan olmak istiyorsan devlet başkanı ol bari, devletin başkanı ol bari demişti. Aslında bu durumu bir kez daha özetleyen bir tabloyla karşı karşıyayız. Diğer muhalefet partilerini beş benzemeze benzetmiş, beş benzemez diye tarif etmiş. Bu ikisi birbirine çok benziyor. Allah için gerçekten çok benziyorlar. Demokrasi konusunda birbirlerine çok benziyorlar. Hukuk devleti konusunda, özgürlükler konusunda, kurunun yanında yaşı da yakma konusunda birbirlerine çok benziyorlar. Bu benzerlik de kendilerine hayırlı olsun. Değerli arkadaşlar, bizim gündemimizde seçim, ittifaklar falan değil. Bizim gündemimizde OHAL var. OHAL'le yönetilen ülkenin çıkarılan KHK'larla darbe ve iç savaş kıskacına alınmış olması var. Evet, bir kez daha altını çiziyoruz. Bir kez daha uyarıyoruz. Son KHK Türkiye'yi ya bir iç savaşa sürükler ya darbeye sürükler. Türkiye'nin barışına, huzuruna, güvenine, demokrasisine hiçbir şey katmaz. 15 Temmuz'dan önce de ablukaya alınan şehirlerle ilgili uyarıyorduk. Diyorduk ki bu süreç Türkiye'yi darbeye götürür. Hele parlamentoya askerlerin yargılanmamasıyla ilgili düzenlemeyi getirdiklerinde bütün arkadaşlarımız defaten söylediler. Bu düzenleme askerleri yaptıklarından dolayı yargı muafiyetine tutmak Türkiye'yi darbeye götürür dedik ve 15 Temmuz'da oldu. Bari bu sefer yapmayın bunu. Bari bu sefer uyanın. Böyle şeylerden medet ummayın. Askerler için kurduğunuz koruma zırhlarını şimdi güya kendinizce bir takım sivil görünümlü paramiliter güçler için kurmaya çalışıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, insanlık tarihinde, demokrasi tarihinde, darbeler tarihinde öyle halk, özel harekat falan filan gibi isimlerle bir takım güvenlik şirketleri, dernekler adı altında birilerini silahlandırarak darbelerin önüne geçildiğine dair bir tek örnek yok. Ama tam tersine böyle girişimlerin, böyle arayışların darbelere sebep olduğuna dair onlarca örnek var. Eğer bununla yüzleşmezseniz, uyanmazsanız, hala birilerini örgütleyerek toplumu iç savaşa sürükleyebilecek yanlışlarda ısrar ederseniz, iç savaşa gidersek bir felakettir, darbe başka bir felakettir. Bu handikaptan çıkmak, bu çıkmazdan kurtulmak o halle doğru düzgün mücadeleyi gerektirir. O halin onlarca mağduru var. Sadece şüphesiz insan hakları savunucuları değil, sadece gazeteciler değil. Bakın şimdi aramızda arkadaşlarımız işte sağlıkçılar, güvenlik soruşturmaları tamamlanmadığı için 7-8 ay boyunca güvenlik soruşturmaları
tamamlanıp atamaları yapılmadığı için mağduriyetleri devam ediyor. Güya taşeron işçilerle ilgili KHK ile şirin bir iş yaptıklarını sanıyorlar. Toplumu böylece kandıracaklarını, KHK'ları meşrulaştıracaklarını, o hali şirin göstereceklerini sanıyorlar. Sonra ne çıkıyor? Taşeronlar mevcut haklarından bile feragat etmek ve bu konuda taahhütte bulunmak şartıyla ancak kalıcı personel olabilecekler. Şimdi daha iyi anlaşılmıyor mu neden KHK ile yaptıkları? Neden meclise getirip bütün partilerin destek vereceği bir düzenlemeyi gerçekleştirmeye cesaret edemedikleri? Değerli arkadaşlar, bir tek örnek göstersinler bizim ya da diğer muhalefet partilerinin işçiler lehine, emekçiler lehine meclis gündemine getirilmiş ama bizim muhalefet edip engellemeye çalıştığımız bir tek düzenleme göstersinler yok. Tam tersine neredeyse Türkiye'nin ortak vicdanı olan, ortak aklının ürünü olan bütün düzenlemelerde biz ısrar etmişiz. Hükümet ancak o takdirde mecbur kalınca o doğrultuda hareket etmiş, düzeltme yapmış, iyileşme yapmış. Peki niye işçilerin durumunu düzeltmekse niyetiniz, taşeronların durumunu çözmekse niyetiniz, niye bunu kanunla yapmıyorsunuz? KHK ile yapmayı tercih ediyorsunuz. Güya hem KHK'larla sorun çözüyor gibi gösteriyorsunuz ama bir taraftan da işçi haklarında Türkiye'yi çok daha geriye götürecek bir oldu bittiği gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, o hal bir vesayet rejimidir ve bizim açımızdan da geleceğe dair, yani seçim yapılır yapılmaz, yarın yapılır, hiç yapmamanın hesapları içerisine girilir ne olursa olsun. Bizim açımızdan her türlü ittifakın, ilişkinin, işbirliğinin bir tek ölçüsü vardır. Kimin ne kadar koltuk alacağı değil, kimin nereye oturacağı değil. Türkiye'yi o halden kurtarmak için bugün ne dendiğidir, bugün ne kadar kararlı olunduğudur, bugün ne kadar demokrasi mücadelesi verildiğidir. Ve tabii o halden bahsedince Anayasa Mahkemesi'ne dair bir çift söz söylemeden olmaz. Değerli arkadaşlar, düşünün ki bir ülkede KHK ile her şey yapılabiliyor. Hiçbir sınır yok ve Anayasa Mahkemesi baştan ilan etmiş. Diyor ki benim bunu denetlemek, incelemek, değerlendirmek gibi bir yetkim yok. Bu sınırsız bir yetkidir. Anayasa öyle demiyor da Anayasa Mahkemesi öyle diyor. Ben bu konuyu sorgulayamam diyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi üyelerine buradan sormamız gerekiyor. Mesela bir KHK ile bir gece yarısı, bir sabaha karşı yayınlanan bir KHK ile bütün Türkiye şöyle bir karara uyansa, siyasi partiler kapatılmıştır, belediyeler kaldırılmıştır, seçim artık yasaklanmıştır. Hatta bir adım daha ileri gitseler, deseler ki bu Anayasa Mahkemesi gereksizdir, Anayasa Mahkemesi lağvedilmiştir. Peki bu KHK'ya karşı yapılabilecek bir şey var mı? Yapılabilecek bir şey kalacak mı? Türkiye ille bu noktaya mı gelecek de Anayasa Mahkemesi üyeleri hukuk statüsünü temsil ettiklerini, hukuku savunmak için orada oturduklarını, hukuku savunmak için maaş aldıklarını hatırlayacaklar. Değerli arkadaşlar, bu bir ülkenin uçuruma sürüklenmesidir, kaosa sürüklenmesidir. Bakın hep Fransa örneğini veriyorlar. Hükümetin yandaş medya organlarında ve hükümet temsilcileri ekranlara çıktıklarında. Peki Fransa'da o hal dolayısıyla kaç kişi işten atıldı? Yok. Kaç gazete kapatıldı? Yok. Kaç firmanın, şirketin mal varlığına el konuldu? Yok. Peki Fransa'yla nasıl kıyas yapıyorsunuz? Kaldı ki Fransa 2 ay önce biliyorsunuz artık Fransa'da o halin güvenliğe hiçbir faydası olmadığı değerlendirmesiyle o hali kaldırdı, bitirdi. Şimdi siz ya Fransa'dan habersiz Fransa'yı örnek gösteriyorsunuz ya da kendi ülkenize Fransızsınız. Değerli arkadaşlar, elbette o hal koşullarında dış politika nasıl olursa Türkiye dış politikasını o şekilde kuruyor. Saygınlığın, itibarın olmadığı, tutarsız, ilkesiz bir dış politika yürüyor. Bakın çok basit bir kıyas yapacağım. İran'da halk sokağa dökülüyor ve Türkiye neredeyse İran Cumhurbaşkanı'ndan daha sert açıklama yapıyor. Neredeyse onlardan çok onları düşünüyormuş gibi açıklamalar yapıyor.
galiba şundan rahatsız oluyor. Bundan 15-20 yıl önce Türkiye'de gösteri yapıldığında insanlar şöyle slogan atardı: Türkiye İran olmayacak diye. Şimdi İran sokaklarında İran Türkiye olmayacak diye slogan atılıyor değerli arkadaşlar. Ve İran'da insanların sokağa çıkmasını baştan mahkum eden ve baştan bir ihanetin içerisinde tarif eden bu anlayış çok enteresan biçimde hala Suriye'de bir alternatif ordu kurmanın çabası içine giriyor. Gerçekten komşularınızı düşünüyorsanız, komşularınızın istikrarını, güvenliğini, huzurunu düşünüyorsanız, bir tarafta sokağa çıkıp slogan atanı tehdit olarak görüp, öbür tarafta alternatif orduyu Hatay'da, Antep'te, İstanbul'da kurmanın çabası içerisine nasıl girersiniz? Hani Ahmet Kaya'nın meşhur deyimiyle nereden baksanız tutarsızlık, nereden baksanız çelişki değerli arkadaşlar. Bu çelişki, bu yaman çelişki Avrupa Birliği ilişkilerinde de kendini çok net gösteriyor. Şimdi düşünün, bir ülkenin cumhurbaşkanı uzun aradan sonra Avrupa'da nihayet kendisini kabul eden ciddi bir devletten randevu almayı başarıyor ve Fransa ziyaretine büyük anlamlar yükleyerek, yine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün kendi ifadesiyle, Avrupa Birliği'nde yeni bir sayfa açmak üzere Fransa'ya gitmeye niyet ediyor. Ama çok ilginç, aynı gün İçişleri Bakanı da o bildiğiniz, demin bahsettiğim meşhur cümleyi kuruyor. Uyuşturucu tacirlerinin ayaklarını kırmaktan söz ediyor. Şimdi siz Avrupa Birliği'nde yeni sayfa açmak isteyeceksiniz. Ama bakanınız da suçla mücadeleyi ayak kırarak yapmanın edebiyatını yapacak. Burada bir tutarlılık var mı? Burada bir kararlılık var mı? Burada bir iyi niyet var mı? Burada bir gerçekçilik var mı? İşte bunların hiçbirisi olmadığında geriye ne kalıyor değerli arkadaşlar? Geriye Sayın Cumhurbaşkanı'nın sanki bir et firmasının satın alma müdürü gibi ülke ülke dolaşıp hangi ülkeden kaç kilo et alacağımıza karar vermesi kalıyor. Başka bir şey kalmıyor ne yazık ki. Bir politika neticesiyle konuşulur, neticesiyle tartışılır. Filistin'le ilgili iyi niyet mesajları, samimiyet açıklamaları çok net bir ölçüye bağlıdır değerli arkadaşlar. O da Filistin sorununun çözümüdür. Trump'ın kuyuya attığı taşı çıkartmakla Filistin sorunu çözülmüş olmaz. Filistin'de siviller öldürülmeye devam ediyor mu? Ediyor. Filistin'de Filistinli Arap milletvekilleri İsrail cezaevlerinde tutulmaya devam ediliyor mu? Devam ediyor. İşgal edilmiş topraklar sorunu devam ediyor mu? Ediyor. Yeni yerleşimler devam ediyor mu? Ediyor. Peki Filistin sorununda ne çözüldü? Türkiye'nin övündüğü, İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin göğsünü gere gere savunduğu Filistin sorununda gelinen nokta ne? Aynı nokta. Hiçbir ilerleme yok, hiçbir gelişme yok. Sadece hamaset var, nutuk var, grup toplantılarında toplanan amigoları coşturmak var. Geriye başka hiçbir şey kalmıyor değerli arkadaşlar. Ve o hal koşullarında ekonomiye dair de çok uzatmadan bir iki şeyi paylaşmak istiyorum. Malum yıl sonunda asgari ücret belirlendi, 1603 lira. Açlık sınırı 1608 lira. Değerli arkadaşlar, açlık sınırının altında bir asgari ücret açıklandı. Ve belki bu rakamlardan daha acı veren, daha utanç veren de bu hükümetin bir bakanı kalktı. Asgari ücretin ne kadar iyi olduğunu anlatmak için asgari ücretle kaç tane sıfır araba alınır bunun hesabını kamuoyuyla paylaştı. Hani demin söyledik ya, dervişin fikri neyse zikri odur. Arkadaşların akılları sıfır arabalarda, başka bir şeye çalışmıyor. Oysa asgari ücretle ekmek hesabı yapılır arkadaşlar. Doğalgaz faturasının hesabı yapılır. Otobüse binmeye paranız var mı işe giderken, bunun hesabı yapılır. Yoksa asgari ücretli sıfır arabanın hesabını yapmaz. Ama bu kendi ülkesine Fransız olanlar, işte bunun için sıfır araba hesabı üzerinden asgari ücretlinin ne kadar büyük bir refah içerisinde olduğunu hem de televizyon ekranlarında rahatça söyleyebiliyorlar. Türkiye hukukta nasıl bir muz cumhuriyeti olmuşsa ekonomide de bir zam cumhuriyeti olmuştur. Bakın, ekonomiyle ilgili görüş belirten hükümet temsilcileri, iktidar partisi temsilcileri
Diyorlar ki dünya bizi kıskanıyor. Ekonomide gelişmiş ülkeler bizi kıskanıyorlar. Tek bir rakam vereceğim değerli arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon oranı 2.1. Avrupa Birliği'nde 1.5. Şimdi bizim neyimizi kıskanıyorlar Allah aşkına? İnsani gelişmişliğimizi mi? Kişi başına düşen gelir düzeyimizi mi? Gelir dağılımındaki çarpıklığımızı mı? Neyimizi kıskanıyorlar? Bunu bir açıklasınlar da bu büyüme rakamları üzerinden söyledikleri yalana kendileri nasıl inanıyorlar? Biz de bilsek. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de gerçekten kıskanılacak bir sektör var. Hangi sektör? Bankacılık sektörü. Türkiye'de bankalar diğer bütün sektörlerle kıyas edilmeyecek kadar kar ediyorlar. Dünyadaki alternatifleriyle kıyas edilmeyecek kadar kar ediyorlar. %40 geçen yıl açıklanan ortalama karlılık oranı değerli arkadaşlar. Peki nerede kaldı sizin faizle mücadeleniz? Bankalar nasıl kar ediyorlar? Neyle kar ediyorlar? İşte her şey ortada. Ve dış ticaret açığı değerli arkadaşlar 17 milyar dolar artmış geçen yıl. 67 milyar dolara çıkmış. Bu rakamlar Türkiye ekonomisinin o halde ne hale geldiğini çok net gösteriyor. Çok uzatmayacağım ama tabii HDP'nin gündeminde kongre var. HDP 5. yılında 5. yılını geride bırakırken 3. olağan kongresine gidiyor. Şüphesiz HDP'nin kuruluşta kamuoyuna deklare ettiği, topluma taahhütte bulunduğu iddiaları var. Hedefleri var. Topluma verdiği sözler var ve her kongre, her buluşma HDP açısından bu sözlerin ne kadar yerine getirilip getirilmediği konusunda. Yerine getirilmesi için ne yapılması gerekiyorla ilgili tartışmaları yapma konusunda bir fırsattır. Elbette HDP eksikleriyle, yanlışlarıyla, yapması gerektiği halde yapamadıklarıyla tartışılması gereken, eleştirilmesi gereken, öneriler sunulması gereken bir partidir. Buna hepimizin çok ihtiyacı var. Hepimiz bu önerileri, bu eleştirileri almak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. İllerde konferanslar yapıldı, partililerimiz davet edildi, ilçe, il yöneticilerimiz davet edildi eleştirileri, önerileri almak için. HDP ne yapmalı, değişen koşulları nasıl okumalı, bu yeni okumasıyla nasıl bir politik tutum almalı, bu politik sorumluluğu yerine getirmek için örgütlenme yapısını nasıl iyileştirmeli, nasıl değiştirmeli, nasıl düzeltmeli, buna dair öneriler almak için. Yine bölge konferansları geçen hafta yapıldı, önümüzdeki hafta yapılacak. Bu eleştirileri, bu değerlendirmeleri almak ve geleceğe daha güçlü, daha kararlı yürümek için. Evet, HDP'nin sözleri var arkadaşlar. HDP borçlu. HDP cenazesini bir hafta yerden kaldıramayan Taybet Ana dolayısıyla cenazesini kaldıramadığımız Taybet Ana'ya, Taybet Ana'nın ailesine borçlu. HDP Roboski'de katledilen çocuklar ve o çocukların annelerinin eline tutuşturulan cenaze parçaları dolayısıyla Roboski ailelerine borçlu. HDP Soma'da madene değil, mezara inen işçilerin 3 kuruş daha fazla kar etmek için denetimsiz, sorumsuz çalıştırılarak 301 kişinin bir mezara gömülmesinden dolayı Soma'daki işçilere, bütün maden işçilerine borçlu. İşte HDP bu borcu ifa etmek için siyaset yapıyor. HDP bu borcu ifa etmek için siyaset yapıyorsa elbette kendisini acımasızca eleştirmeye de cesaret etmesi gerekiyor. Bu cesaretle, bu kararlılıkla ancak bu yükün taşınabileceğinin de idrakiyle hareket etmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlar, HDP'de siyaset koltuk kapmaca oyununa benzemez. HDP'de siyaset yapmak bedel ödemeyi göze almaktır. HDP'de siyaset yapmak bu ağır yükün idrakiyle fedakarlık yapmayı, paylaşmayı ve ama cesaretle öncülük yapmayı göze almakla mümkündür. Bu nedenle değerli arkadaşlar, önümüzdeki haftaları sadece Türkiye siyasetine, o hale dair çabalarımızla değil ama aynı zamanda Türkiye demokrasisi için,
Türkiye barışının inşa edilebilmesi için nasıl bir HDP'ye ihtiyaç var? HDP ne yapmalı sorusunun cevabını aramaya devam edeceğimiz haftalar olacak. Arama toplantıları yapıyoruz. Farklı toplumsal kesimlerle, Alevilerden Çerkeslere kadar, çevre hareketine, kadın hareketine kadar birçok toplumsal kesimle HDP'nin yükü, HDP'nin sorumluluğu, HDP'nin eksikleri, yanlışları ile ilgili tartışma toplantılarını yapmaya devam ediyoruz. Bunları elbette ki sosyal medyada da, gazete köşe yazılarında da yapanlar, HDP'nin çeperinde duranlar, HDP'yi uzaktan sevenler, kim hangi niyetle yapmış olursa olsun bizim her türlü eleştiriye ihtiyacımız var ve her türlü eleştiri bizim baş tacımızdır, bizim motivasyon kaynağımızdır. Yeter ki HDP içine kimse oynamaya kalkmasın. Bildik, kokuşmuş, hayvan karakterleri üzerinden yok güvercin nerede, yok şahin nerede, bitmek bilmeyen ayrışmalar ve kamplaşmalar icat etmeye çalışmasınlar. Bu yapılmadığı müddetçe kötü niyetle bildik kokuşmuş eskimiş ve hiçbir işe yaramayan işlere niyet edilmezse biz eminiz ki bu kongre sürecinden başarıyla çıkacağız. Hangi arkadaşımız hangi görevi alırsa alsın, kim bu mücadelenin neresinde durursa dursun Türkiye kazanacak. Türkiyeleşme iddiası kazanacak, Kürtler kazanacak, Aleviler kazanacak, işinden atılanlar, haksız yere gözaltına alınanlar, herkes, hepimiz birlikte kazanacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum arkadaşlar.